Arkadaşlar şimdi havuzun kenarına, çevresine, şuralarına bir mermer yapalım. Tabii bu şöyle havuzdan birazcık büyük olur. Şöyle bir tablo önüme geçelim. Çok az bir şey offsetleme vermemiz lazım. Ne kadar? İkişer santim. Bu da 20 der. Enter diyelim. Bak dışarıya doğru mu, içeriye doğru mu diyor. Dışarıya doğru offset verdik. Şu en dış çizgiyi kullanacağım. Şimdi bir de içeride çizgim var. Bu da havuz. Şuna bir offset diyelim. Enter diyelim. Şunu tutup içeriye doğru da bir şey yaptım. Şu en iç ve en dıştaki iki çizgiyi aldım. Dışarıya doğru getirdim. Tabii aynı işlemleri yapmış olacağız. Aldım. Extrude yaptım. Kaç santim? 3 santim. 30 olsun. Enter diyeyim. Geldim aynı işlemi. Extrude yaptım. İçeriye doğru. Bu kadar uzatayım. Hiç önemli değil. Substract yapalım. Ana nesneyi seçelim. Enter diyelim. Şimdi ikinci nesneyi seçip enter diyelim. Evet, kapattık. Ve burayı şey yapmış olduk. Halletmiş olduk. Şimdi nesnemiz güzel. Buna biraz fillet yapabilmemiz mümkün. Chamfer da olabilir. Fillet olsun. Peki radius'una bakalım. Ne kadar bir fillet? 2 santim çok. 10 enter diyelim. Ve şurada mesela yaptığımızda bakın hemen fillet'leme yapıyor. Enter diyelim. Şurayı seçelim. Enter diyelim. Gördüğünüz gibi. Tekrar enter. Evet, şimdi burayı yapalım. Enter diyelim. Şurayı seçelim. Enter deyip şu üst çizgiyi seçtim. Evet. Tekrar enter dedim. Seçtim, enter dedim. Üst çizgiyi belirttim. Güzel. Enter dedim. Son komutu açtım. Seçtim, enter dedim ona. Şimdi şu kenarı seçtim, enter dedim. Bitirdikten sonra düzelecektir. Arada böyle sapma, değişik hareketler yapabilir ama fillet'leme işlemi bitince düzelir. Yani böyle değişik şekiller çıkartabilir bitene kadar. Bunu alalım. Mermer diyelim şuraya. Şuraya. Havuz mermer diyelim. Güzel. Şimdi bu havuz birazcık içeriye doğru bir an bu kadar dolu dolu olmasın. Az bir şey. Şu havuzu içeriye alalım. Şu kadar falan bir içeriye alalım. Bunu çok az bir press pull daha yapalım hadi. On santim daha indirmiş olalım aşağıya. Havuzumuzu. Şimdi havuza giriş korkulukları, merdiven korkulukları yapalım. Bunun için de şöyle şunları bir izole edelim. Şöyle şey yandan bakalım. Şöyle bir şey yapacağız. Şurayı Y ve X ekseni olması lazım arkadaşlar. Left'ten görüyorum. Şimdi oldu. Polyline. Şöyle. Bir polyline alalım. Öncelikle sıfır noktası şurası. Birazcık az bir aşağı inelim. Evet. Yukarıya doğru. Şöyle bir 60 santim. Gidelim. Dik gidelim. 600 diyelim. Enter. Şöyle gelelim şimdi. Bu da bir arka der.
Ark diyelim şöyle. Evet, şöyle bir line gider. Şöyle. Biraz çapraz gider. Buradan da aşağı inersin havuza. Güzel. Şimdi şunu azıcık daha şöyle şuraya çekebilirim. Şu arkında çapını küçültebilirim şunu. Şöyle yapabilirim. Şuraya bir filtre uygulayalım. Radius 90 olsun. Şunlar şunun arasında. Evet. Güzel. Böyle bir şey yapmış olduk. Şimdi buna yukarıdan bakalım. Yukarıdan bakıp nesnenin nesneyi şöyle şuraya bir çekelim. Şuraya da bir çektik. Şimdi şimdi değerli arkadaşlar şuraya bir circle çizelim. Circle, evet. Tam ucunu yakalasın. Koyalım. Bakın hangi açıdan çiziyoruz? Yanlış açıdan çiziyoruz, değil mi? Yukarıdan bakacağız. Şurada tap görünüme geçelim. Şuradan çizelim. Şurayı da kullanalım. Evet, tap yönünde çizelim. Tam şu noktaya. Şu kalınlık kaç santim? Bunu 20 yapalım. Sweep yapalım. Nesnemi seçtik. Enter dedik. Bu nesneyi seçtik. Nesnemi aldım. Copy dedim. Tuttum tıkladım. 80 santim. Ulaştır 800. Enter dedim. Evet, nesneme şöyle bakayım. Şimdi bir silindir seçtik, tıkladık, 20 santim yukarı doğru da 800, enter dedik, aldık ve burada rotate dedik, 90 enter. Evet. Birazcık aşağı indireyim şunu. Evet. Şimdi biraz kopyalama yapalım aşağı doğru. Kaç? 355. 710. Yeter mi? Bir tane daha kopyalayalım. 355. İyi. Ben de Object Deletion diyelim. Güzel. Şöyle bir metal aksam diyeceğim. Burada. House. Korkulu. Metal diyelim. Evet.
Bu da güzel.